Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Betacraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz ve yanımda... Ben yokum. Server'a gelemiyor şu an. Mod paketi onun bilgisayarına biraz ağır geldi. Tabii ki de. 151'in mod ne lan? Kasayla başlarsın sen de. Aha. O kaçmaz. O da bir 100 70. Mu? İyi. Ve şu anki hali öyle bir şey. O en fazla 80'e falan çıkar. Aha. Bence o 160. Sana 80 görünüyor. Kasa çok daha çok hafif, az mod içeren bir mod paketi. Senin gözüne öyle geliyor. Ve burası benim yeni yaşam alanım. Hı hı. Haritayı tamamen parçaladılar. Haritanın spam suçu ne? Şuralarda bir yerde. Evet, spam noktası buralarda. Hatta Loaded Chunks'a bakarsak spam chunk'ını da görebiliriz. O ne ki? Ne gösteriyor Loaded Chunk'ları? Spam chunk'larını kapanmış işleriz. Evet. Buraya kadar dolaştım ben ev bulmak için. Evet, şurası spawn point'imiz. Şurası önceden ev kurduğumuz yer, ancak dünya patladığı için o gitti. Evet, aynı dünya CD patladı kullandınız. Dün gece bir. Hı? Aynı CD mi kullandınız? Evet, aynı CD kullandık. Birebir aynı CD. İyi. CD sevmiş miydin? Bilmem, tamamen görmedim ki. Ha. Bunun dışında yukarıya kendime bir ağaç tarlası yaptım. Bu tamamen doğal yaratılmış bir ruin. Denizin ortasında. Ayrıca benim bu serideki planım direkt denizin ortasına yerleşmek gerek. Aha. Denizin bir... ortasında bir şehir. Süper. Ya da kasaba. Sonra ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Üstünden su akıtacağım. Atlantis. Puhaha. Şeyde neydi onun adı? Aslında Kaplantis yapabilirim adına. Aha. Kaplantis. Evet. ISSBM miydi? Neydi roket modunun adı? Unuttum. ICBM. ICBM işte, her neyse. ICBM'de su bombası yoktu değil mi? Yok. Of. Onu mu atacaktın üstüne? Olsun. Spam. 10 tane atardım. Atlantis için. Evet. Atlantis. Atlantis değil ama Katlantis. Kaplantis. Kaplan değil, Katlan. Bana ne kaplan? Şu anda ben oyuna girmiş görünüyor muyum server'a? Evet. Abi ben kendimi görmüyorum server'da. Hadi bana bir... 2 dakikaya gelir. Tamam, sen beni bir şey yap, kendini teleportla, belki düzeltir. Ben 2 saniye, şu an ağaç tepesindeyim. Ağaç tepesine teleportla. Left the game oldum. What? Süper fikirdi bence onu şey yapmak. Neyi? Hala bende not responding. Bunun dışında dünya çökmeden önce 2 tane bölüm çekmiştim. Çok fazla bir şey yapmadık ama onlarla. Bunu biraz bu şekilde değerlendireceğim. Boş bölümlerde yaptığımız tek şey Tinker's Construct aletleri. Ve Climber'ın bulduğu 3 tane portal gun. What? Ya niye benim hopluğum yok ya? Of. Benim gibi bulmadı değil mi? Ama şöyle bir durum var. Sen direkt 20. dakikada buluyorsun. O kaç günde buldu? Hani bugün buldu. Hı. Ben ilk dakikada buldum. İlk 10 dakikada. O hani hala onun... Yan şey, Big Boss Cursor Saline içinde kalmış o bayağı. Hangisi? O portal. Aynen. Neden? Şey, tam o esnada o ekmek dağıtıyordu herkese. Adam ekmek dağıtırken ben portallarla uğraşıyorum. O yüzden sonra hala bir küfrediyor. Adam anca ekmek dağıtsın. Adam ekmek dağıtırken bu pezevenk gidip portal gun buluyor. Şunlar nedir diye soracak olursanız, Term Expansion Strong Box'ları. O ne? Term Expansion'ın yeni bir aleti. Ha. Taşınabilir Soaring Chest. Gördüğünüz hani... gibi şuraya getiriyorum ve içindekiler duruyor. Hop. Ve bunu upgrade edebiliyorsunuz.
Onu kendisinin içine koyabiliyor muyum? Evet. Yok, Tamam. bir deneyeyim. Soaring chest. Bu arada Soren'ın kaç tane bunlardan taşıdığını biliyor musun? 50. Bunların en üst seviyesinden 7 tane. Iron İyi de Chest boyutunda. ben onun içine bir tane daha koyup taşırım. Iron chest zaten double chest oluyor. Sen dediğimi duydun mu? Duydum. Ben onun için 10 tane iç içe koyarım, hepsini kabustona doldururum. Barrel'a gerek var. İşte Evet. cobblestone gerekince sorun olacak. Geri almak gerekince. Yemek sorunumuzu da şunlarla hallettik. Pizzam var bu arada. Nasıl? Pizzamız var. Nasıl? Bayağı bildiğin pizzamız var. Nereden yetiştiriyorsun? Nasıl yapıyorsun? Yapıyorsun. Palm Harvest Craft'ımız var neticede. Pizza bitkisi mi? Yok. Normal pizza. Nerede Yapıyorsun. yapıyorsun? Malzemelerini Peyniri yetiştiriyorsun. nereden buluyorsun? İnekten. Süper. Tamam. Kaşları? Kaşar nedir? Biliyorum. O yüzden söyledim zaten. Selam Nereden zombi. buluyorsun? Bu arada Sosis. oyunun başlangıç seviyesindeki en OP silahı söyleyeyim mi sana? Ne? Mekanizmanın bu Bronze Sword'u. Neden? Fazla OP. Ben ondan daha iyisini bulurum, merak etme. Ya Obsidian kazdığın takdirde Obsidian en OP'si ama. Obsidian'ı ben chest'ten bulurum. Çünkü sen Raxian'sın. Hı. Sen Raxian'sın, büyük düşün. Hı. Tamam, iyi. Ben ICT olmayan modpack'te fazla kullanacağım. Raxian. Evet, gördüğünüz gibi bu auto repair da aynen bu şekilde yapılıyor. Ya da dur, ben daha iyisini buldum. Maden ekmek istediğimizi direkt ben roket çağırıp ona şey yapacağım. Kazacağım. Raxian, what are you Yaparım cidden, otomatik roket doing? yapıcısı. Cidden Bak, yapmam lazım. Otomatik roket. Önümde bir tane işte ağaç var, onu patlatıyor. bu arada Vajra'ya eşdeğer bir makine var burada. Var mı, iyi. Yapması nasıl? Yine zor mu? O kadar değil. Daha kolay. İyi, ben herkese ondan dağıtırım. Ama cidden Evet. ben o dediğimi yapmak Şimdi istiyorum. bana bir tane heat generator lazım. Sen dediğimi duydun mu? Duydum duydum. Ben onu yapmam lazım cidden. Anlıyorum. İstediğim gibi roket atmayı. Evet. İki tane Osmium ingot'a ihtiyacım olacak. Ozmuyum? Osmium. O ne? Mekanizmanın Mekanizm madeni. çok garip bir mod değil mi? Bayağı güzel bir mod. Hı. Bakalım slabları yakabiliyor muyuz? Ama onunla şey yapmak çok zordu ya. Steel olayını çok garip yapıyordu. Öyle çok daha kolay yapıyor. Neticede Raxian joined the game. Ama şu anda bende tamamen ekran şey. Kendime ışınladım 4 seni. ekran var. Bende de gözükmüyorsun bu arada. Niye kendine ışınlıyorsun? Şu anda left game oldu mu? Hayır. İyi, bekliyorum. Oyundasın. En fazla 4 dakika beklerim. Şimdi öncelikle heat generator'ımız için bir adet furnace, iki adet copper ingot. O heat generator aşırı yiyor ya kömürü. Zaten başlangıç için kullanacağım sadece. 3 iron. Bunun dışında metalürjik infuser, 4 iron. Tamam. Ama redstone'um yok. Left game oldum. Ben mi? Of, gelemeyeceğim artık ya. Of ya, her tarafı patlatmak istiyordum. Bir Hatta single Red player dünyasına girsene. Matter. Of. Oraya hiç giremem ki. Server daha az şey yapıyor. Of, her tarafa roket atmak istiyordum. Hatta Red Matter bombunun üstüne Red Matter bomba atmak istiyordum direkt. Onu yapınca neredeyse her yeri şey yapıyor, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Aşırı büyüyor. Raxian. Hatta üst üste atardım ben o bombaları. Bayağı fazla. 9 tanesi yan yana. Raxian.
What are you doing? Bırak CM. Stop. Dünyayı yok ediyorum. Evet. Ve benim 2 dakika madene inmem lazım. Tamam. Of, ben çünkü gittim o zaman ya. Redstone'um yok. Ne? Ben gittim. Konuşmada dur ama. Neden? Olsun. Dur. Fake. Fake. Can... Why you do this? Ne dedin? Fake mi? Fake, fake. Neden fake? Bilmem. Fake seni andı. Hı-hı. Şey ya, gitmiş de ne zaman gelecek diye şey yapıyorum. Oyun oynayacaktık. Benim redstone seviyesine inmem lazım. Neyse, inince... Bu arada gördüğünüz gibi underground biomuzumuz, misler gibi, zibilyon tane taş ekliyor. Evet işte o yüzden benim bilgisayar açılmıyor. Gördüğünüz bütün modu eklemişsiniz. Aslında eklemediğimiz tonla mod var. Olsun eklemeyi yani. Düşünüp. Yani eklemek isteyip eklemediğimiz tonla mod var. O neden? Azaltın şunları. Bunun bir mini versiyonunu da çıkartacağız merak etme. Ya hafifletilmiş versiyonu. Hı hı. Herkesin makine rahat çalıştırsın diye. Oh. Kasa şey olmayacak mı? Multi. Hı? Kasa multi olmayacak kasa mı? Kasa benim single player serim olacak. Aa, masa yapardım ben onu. Masa? Evet. Güzel. Evet ve sanırım redstone seviyesine indim. Neyse, kaydı burada durdurayım. Redstone bulunca geri dönelim. Ve geri geldik. Aha. Bolca maden kazdım. Bir yandan da Raxi ile konuştum. Hı. Ve beraber Feed the Beast Insanity oynamaya karar verdik. Feed the Beast Insanity'nin ne olduğunu bilmiyorsanız gidin araştırın. Yuh sizi artık. Feed the Beast'in asıl şeyi. Hani Feed the Beast'in çıkış noktası o Feed the Beast haritaları. Evet yani. Ki aşırı zor bir şey. Insanity'si bir de. Insanity'si zaten aşırı zor olmak için tasarlanmış bir şey. O arıların çoğuyla ben uğraşmak istemeyeceğim biliyorsun değil mi? Arıları direkt bana paslayacaksın değil mi? Omega V ile ben uğraşmam. İmkanı yok. Eko'dan tek change odalarıyla asla uğraşmayacağım. Hallederik. Evet, tamamdır. Evet, şimdi strong box'lar. Ben kaçacağım birazdan. Tamamdır. Evet, şimdi bize ne lazımdı? Heat generator için. Bir adet sen, biraz wood ve bunlar heat generate. Tabii copper'ları almayı unuttuk. Furnace, copper, osmium ve iron'ları almayı unuttuk. Osmium ve iron, heat generator. Tabii bir tane daha iron harcamam gerekecek. Tabii şimdi diyeceksiniz, köfte şu varken neden onu böyle direkt pişiriyorsun diye. Çünkü canım öyle istiyor. Grinder'la uğraşmak istemiyorum. Hazır elimde bolca maden var. O yüzden ben de direkt boloslama madenlerimi harcamak istiyorum. Bu kadar basit. Evet ve sen de tamamsın. Metallurgic Infuser ve Heat Generator'ımız hazır. Şimdilik sizleri buraya koyalım. Ardından da
sana cihar kollarımızı koyalım. 16 tane işini görür herhalde. Çakol demişken ne kadar buğdumuz var? Bir siteğini çevirelim. Geldin mi? Gel. Hoş geldin. Dur, sesi açayım, bekle. Tamam. Ben de metalürjik infuser'ımı yaptım. Hı. Evet, şimdi ilk yapmamız gereken şey wind turbine. İki tane wind turbine yapacağım bunun için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 12 tane bundan lazım. Yani 12 redstone ve 12 iron. Ve 12 tane de iron. Oh, tabii. Sizi unuttuk. Bunun anlamı gidip bir tane daha furnace yapacağız. Hı. Süperim değil mi? Hı. Ve pişirmek için çarkol kullanayım. Evet, redstone'lar buraya depolandı. Şimdiki şu 3 tane iron'ı alayım ben. İşlerine dursunlar. Ve karnım acıkmış. Hı. Pizza Zaten mı çok acıktım. yiyeyim? Bizde niye yok? Bizde niye yok diyor. Aha. Evet. Harbi bizde niye yok? Şu İnanmıyorum. Robit'i yapmak için sabırsızlanıyorum aslında. Ne? Robit. O ne? Senin peşinde dolaşan bir robot. Ha bu arada şu kadar şu Clay ve Sandy nereden topladın diye soracak olursanız. Deniz altında. Hayır. Bir adet kulemsi bir Ha, dungeon o var. biliyorum. Clay'den oluşuyor. Onu Deniz topladığınız türü. takdirde böyle gördüğünüz gibi 28 hatta neredeyse 29 stack Clay'ınız oluyor. Deniz feneri gibi bir şey. Aynen. Hatta değişik, çok garip bir tuzak var. Üstüne düşüyor. Evet. Ama zıplayarak çıkabiliyorsun. Evet. Hop. İşte oraya bir adet shovel ve bir adet excavator ile daldığınız takdirde bunları elde ediyorsunuz. Şimdi ilk olarak enerji tabletleri yapacağım. Üç tane gold lazım. Yani toplamda gold'umuz az. İşte bunun için grindstone yapılır. Bakın bunun için grindstone yapılır. Gayet mantıklı. Bunu redstone olarak kabul etmiyorsun galiba. Evet. O zaman ne yaparız? Seni pişiririz. Bunlar da olmuş. Evet. Mis gibi. Video esnasındayken şarkı mırıldanmamam gerektiğini kendime öğretmem lazım. Hı. Copyright yemek istemiyorum. Ye. Ya bu sizin için iyi olmaz. Hı. Tabii ki. Tersmiş.
İlla Vanilla Storm mu istiyorsun sen? Evet. Nalet. O zaman şöyle bir şey yaparız. Vanilla Cobblestone elde etmek için güzel bir yol. Server gece çökmüştü de. Onu yeni misafirimize, yeni elemanımıza tanıtıyorum. Ben sana demedim izleyicilere. Sen önemli değilsin. Ah. Evet ve bu arkadaşımız da hazır. Bu Applied Energy 6'in ilkel Macerator'ı. Nasıl çalışıyor diye soracak olursanız bu şekilde. Buna basılı tutarak çalışıyor. Ve bu şekilde bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Evet. Ben bu bitince geliyorum. Ve geri döndüm. Gördüğünüz gibi bu enerji tabletlerimiz hazır. Bunlar enerji depolamak için bir yol. IC2'nun battery'leri gibi düşünebilirsiniz. Birebir aynı şey aslında. Evet. Ve şu Oz mimarım da hazırlanıyor. 3 tane daha pişirmem lazım da unuttum. Peşin Ulayna. Evet ve tabii öncelikle redstone'a ihtiyacımız var. 4 tane. Ve illa elle yerleştirmemizi istiyor bu arkadaş. Neyse bu esnada diğer 3 Ozmium'umuz da hazırlanmış oldu. Ve 2 adet Windmill'imiz hazır. Yay! Ne diyorsun buna? Aha. Raksiyen ve umursamazlığı. Bir şey bakıyorum da. Aslında dur. Senle de azıcık Gomür el şey Steel elde edelim. Steel op. Neyse şimdilik elde etmeyelim. Ben bölüm arası elde ederim. Ya da şimdilik biraz elde edelim. Size nasıl elde edildiğini göstereyim. Çok kolay. Kömür atıyorsun, redstone atıyorsun oluyor. Bir daha edin. İzleyicilere bunu göstermek gerekiyor. Bu arada gördüğünüz gibi Vaila ekranım sol üst köşede. Ona bir... 12. What am I looking at miydi? He? What am I looking at miydi? Evet. Şu yeni nesil popüler modumuz. Mükemmel olan mod aynı zamanda. Hangisi? Vaila işte. Neden mükemmel? Evet, çünkü çok işe yarıyor. Özellikle bir YouTuber için. Benim içime yaramaz o. Yarar. Bilmediğin modlarla oynuyorsan yarar. İyi misin? Hayır. Yaşıyor musun? Evet. Ne diyordun? Sanmam ya, ben rastgele çözerim ne olduğunu.
Evet ve yine bunu bekliyoruz. Aha. Hadi. Şu an şunları alıp 16 çarkolumu da alıp şunun içine koyuyorum ve size stilin nasıl elde edildiğini gösteriyorum. Enriched Iron elde ediyoruz bunu yaptığımızda. Enriched Iron'ı tekrar bunun içine koyarsak gördüğünüz gibi steel de hasıl ediyoruz. Compressed Carbon yerine normal charcoal da kullanabiliyorsunuz ya da coal. Size kalmış. Evet ama compressed daha iyi. O ayrı mevzu. Ancak kompresörüm yok. İyi. Yani. Onun kompresörü değil ya. Neydi oradaki şeyin adı? Yani onu komprese edecek makinem yok. Anlayacağım. Kompres yapan ne ki? Madenleri ikiye katlayanla yapıyorsun. Evet. İşte yok elimde. Bana ne? Yap. Yapacağım bir ara. Evet. Ya yani onu yapmak için ön hazırlığı yapıyorum. Onun için de gereken şey buydu. Hı hı. Bu arkadaş. Yasak çalıştırmak için Clockwork Engine'de kullanabilirdim bunu. Onda şey çalışmıyor mu MG? Evet. Aa. EU'da çalışıyor. Aa. Mekanizm her türlü enerjiyi kullanabiliyor. What? Günaydın. Hayır. Mekanizm her türlü enerjiyi kullanabiliyor. Garip. Mekanizm bu. Evet, gördüğünüz gibi buradan da steel dust'ımız elde ediliyor. Ve o normal pişirilerek steel'e çevriliyor. Tabii steel elde etmenin başka bir yolu daha var. Ama o 4 tane kol kullanıyor. Biz 2 tane kullanarak yaptık. Yay. Yeah. Oh yeah. 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 Neyse saçmalamayayım. Evet. Bu kadar yeter. Aha. Şu yatakları da kaldırayım ben. Tabii elime gelmeye karar verirlerse. Tamam. Ve aşağıdan biraz wood slab alıp zibilyon tane wood slab'im var. Ama neredeler en ufak bir fikrim bile yok. Ha, buldum. Burayı mekanizm çalışma alanına çevireceğim. Evet. Ve öncelikli olarak windmill'lerim zaten inventörümdeymiş. Windmill'lerimi şuraya koyacağım. Sonra sizi öne doğru çevireceğim. Tamam. Optifine de biraz dörtlüyor galiba. Ne yapıyor ki Optifine? Nesi var bu versiyonda? Bilmem. Optifine hep dörtler. Çoğu versiyonda bir şey yapıyor da işte o yüzden diyorum. Şuna biraz daha kol lazım. Evet. Steel bana niçin gerekecek diye soracak olursanız Universal Cable yapmam lazım şimdi. Sanırım arkadaşımız dünyayı geziyor ya da ben intak balansı beacon'a yakalandım. Aha. Yakalan. Evet. Son bir tanenin daha pişmesi lazım. Onu bekliyoruz. Hadi.
Enerjin de var. Tamamdır. Tamamdır. İlk iki stilimizi alıp onunla bir miydi, iki miydi? Onu hatırlayamadım şimdi. Evet, iki. Muhtemelen oyunun en harika, ya bu oyunda elde edebileceğiniz en harika kablo. Şimdi göreceğiniz şey Universal Cable. Da, o ne? O kablo ne? Mekanizmın kablosu. Aa. Direkt en copper cable yok muydu ya? Çok değişik görünen. Universal Cable var ama Universal Cable çok daha güzel. İyi. Ne Ya farkı var ki? şöyle diyeyim, taşıyamayacağı enerji birim yok. Tamam. Tabii ufak bir not, bunları önden bağlamalısınız buna. Sadece önden enerji veriyorlar. Cidden Universal Cable'ın böyle güzel bir yanı var. Her türlü enerji birimini taşıyabiliyor ve bu sayede enerji converter modlarına da ihtiyacın yok. Oha. Neden oyunun en güzel en güzel şey? Ah, kablosu dediğimi anladın mı? Ve herhangi Anladım, bir direnci anladım. de yok. What? Hop. Tam senlik işte. Ben o kabloya neler neler koyarım biliyorsun değil mi? Roxian. Roxian. The OP Master. Aha. Kaç dakika oldu ki Şimdi bitmek üzere. videon? Evet, şunları da taşıdıktan sonra evet, artık sınırsız bir enerji üretimimiz var. Teşekkürler. Evet. Sanırım videonun Nasılsınız? Sıra enerji yapıyorsun sınırsız. sürekli üretiyorlar. Windmill. Ya yetiyor Ha. basit makineler için tamamen. Tamam. Ya gelişmiş makinelere girdiğim takdirde zaten o zamana kadar Atomic Science'a girmiş olacağım. Hı, onun şeyi çok epik. Tabii. Neydi o reaktörü? Fizin. Fission. Evet ya. Fission reaktörü çok epik. Ben onda şey yapmıştım. Tünel yapıyorsun ya. Tünel yapıyorsun ya reaktör Evet. için. Onda bir açık bırakmışım bir keresinde. Güzel şeyler olmadı tabii. Tabii. Bu esnada bir şey bakacağım. Dur. Ben direkt üçlemeye geçeyim ya. Ya da geçemiyorum. Üçlemeye daha sonra geçeceğiz o zaman. Enrichment Chamber için neler lazım? Ha, çok fazla bir şey lazım değilmiş. Tamam. Bunları bir sonraki bölüme saklayalım artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.